Üniversitemiz Hastanesi'nden göz dövmesi tedavisi. Göz dövmesinin diğer tedavilerden farklı olduğuna değinen Üniversitemiz Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Halit Oğuz, dövme tedavisi uygulamadan önce protez ameliyatları yapılıyordu. Bu protez ameliyatından sonra haftada 12 defa protein temizlemek gerekiyor. Enfeksiyon kapma ihtimali olan bir ameliyattı. Dövme uygulamasını yaptıktan sonra hastalarımız protez ameliyatından kurtulmuş oldu. Toplum içinde hiç kimse fark etmiyor ve işlem de çok uzun sürmüyor. Yani lokal anesteziyle damla anestezisiyle yatırıyor. 20 dakika içerisinde bitiyor, her iki göz rengi de eşitlenen hastalar toplum içine özgüvenle çıkabiliyor. Ayrıca hastalarımızdan bu işlem için herhangi bir ücret alınmamaktadır dedi. Göz dövmesi tedavisi olmak isteyen hastalarımız Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kornea Bölümünden randevu alabilir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimizin başarısı. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu, Tuzla Belediyesi ve Dünya Aşçılar Birliği işbirliğinde bu yıl 19.sü düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali 23-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Tuzla Marina'da gerçekleşti. 22 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 1056 katılımcı bireysel ve ekip olarak mücadele etti. Festival kapsamında etkinlik alanında kurulan 21 adet mutfakta 80 kategoride yarışmalar düzenlendi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden oluşan ekip, bireysel ve ekip olarak mücadele ettiği iki kategoride de madalya almaya hak kazandı. Öğrencilerimizden Esma Nur Yılmaz, Eray Güven ve Akif Temur, yılın en iyi üniversitesi kategorisinde, Açelya Esler, butik pasta kategorisinde altın madalya kazandı. Üniversitemizde ilk kez yeni doğan bir bebeğe kök hücre tedavisi yapıldı. Yeni doğan ünitelerinde uygulanan kök hücre tedavisi, üniversitemiz Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde sakat kalma riski yüksek olan yeni doğan bir bebeğe başarıyla uygulandı. Bu bebekte standart tedavi olan soğutma tedavisinin yanı sıra uygulanan bu tedaviyle bebekte doku rejenerasyonunun sağlanması ve inflamasyonun önlenmesi ve böylece beyin hasarının azaltılması hedeflendi. Tütün ve tütün mamulleri, analiz, araştırma ve geliştirme laboratuvarı çalışmalarına başlandı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği protokolü kapsamında kurulan Tütün ve Tütün Mamulleri, Analiz, Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı faaliyete geçti. Tütün ve tütün mamullerine yönelik üretim, ihracat, ithalat, piyasaya arz aşamalarında mevzuat uyarınca yapılması gereken analizleri gerçekleştirebilecek laboratuvarımız, Türkiye'de bu kapsamdaki ilk bağımsız hizmet laboratuvarı olarak numune kabulüne ve analizlere başladı. Üniversitemizle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliği sonucunda bugüne kadar sadece yurt dışında gerçekleştirilebilen analizlerin ülkemizde de gerçekleştirilebilmesi sağlanacak.